çoğunluk geçmeyen kuru öksürükten ya da geçmeyen balgamlı öksürükten ya da sık sık tekrarlanan gribe benzer belirtiler gösteren rahatsızlıklardan şikayetçi ve bundan olağan diğer alıştığımız kışların ötesinde bir yoğunluk yaşandığından yakınıyoruz. Ne yaşıyoruz biz şu anda da bu geçmeyen öksürükler, geçmeyen gribal enfeksiyonlar devam ediyor? Gerçekten düşündürücü ve konuşulması gereken bir konu olduğuna inandığım için de sizlerle bu konuyu birazcık açmak istedim. Yaşam kalitesini çok düşürmeden o süreci atlatabilmek nasıl mümkün hocam? Her hastaya ulaşabilme şansımız olmasa da bunu izleyenler hiç olmazsa şunu öğrensinler. Bu tür rahatsızlıklar çok sevdiğiniz, hepimizin yakından takip ettiği, uyarılarını günlük yaşamımızda uygulamaya çalıştığı bir uzmanla birlikteyiz. Doktor Fit diye tanıyoruz kendisini ama ben takdim etmek istiyorum sizlere. Aile hekimliği uzmanı, tıbbi beslenme akademisi kurucu hekimi Doktor Eyüp Yılmaz. Yine biz Doktor Fit diyoruz tabii. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Beyza. Şimdi sizin görüşleriniz için çok önemli bir zamanlama. Hekim olarak her zaman uyarılarınız önemli ama bugünlerde herkes çoğunluk geçmeyen kuru öksürükten ya da geçmeyen balgamlı öksürükten ya da sık sık tekrarlanan gribe benzer belirtiler gösteren rahatsızlıklardan şikayetçi. Ve bundan olağan diğer alıştığımız kışların ötesinde bir yoğunluk yaşandığından yakınıyoruz. Ne yaşıyoruz biz şu anda da bu geçmeyen öksürükler, geçmeyen gribal enfeksiyonlar devam ediyor? Şimdi o tasvir ettiğiniz hastalık tablosu söylenenden daha radikal ilerliyor. Üstüne çokça vakada ishal ekleniyor. Evet. Ve son derecede yıpratıcı bir ishal, halsiz bırakan bir ishal. Muhtemelen bir enflamasyon oluşturuyor anlaşılan o. Özellikle çocuklarda değil mi hocam? Erişkinlerde de. Yani gördüğüm erişkin hastalarda da aynı yorgunluğu yaptı, aynı halsizliği yaptı. Dolayısıyla bir tekrar böyle şu an hastaneleri dolduran o tablo kesinlikle insanları birazcık rahatsız ediyor çünkü uzun sürüyor. Bir problemle 2 gün, 3 günde toparlanacak olsa bu kadar yıpratmaz Beyza. Evet. Ama arkadaşımız 10 gündür toparlanamamış. Bu çok şey yapıyor, rahatsız ediyor insanları. Yani eskiden hani 3-5 gün içerisinde işe gitmesen, şey yapmasan yine gözüne alabiliyorsun ama evet. 10 gün boyunca halen hocam ne yapacağım sorusunu soruyorsunuz doktorunuza. Gerçekten düşündürücü ve konuşulması gereken bir konu olduğuna inandığım için de sizlerle bu konuyu birazcık açmak istedim. Her hastaya ulaşabilme şansımız olmasa da bunu izleyenler hiç olmazsa şunu öğrensinler. Bu tür rahatsızlıklar sonuçta bir mantıkla her zaman için evde destekleyici bazı yapacaklarınız var. Ve bunları yaparak hiç olmazsa tam iyileşmeseniz bile işinize gidersiniz. Günlük hayatınızı sürdürürsünüz. O yıpratıcı, rahatsız edici. Hani dersiniz ya böyle bir koluma serum taksalardı da ferahlasaydım. Evet. O serumun gücü nereden geliyor onu anlamak ve kendi evinizde hiç serum taktırmadan serum takılmış gibi kendinizi rahat hissedebileceğiniz bazı detaylar var. Size de onları paylaşmak istiyorum. Seve seve hocam. Çünkü biraz baskılanıyor ama anlıyoruz ki tamamen geçmiyor. Birkaç gün sonra tekrar açığa çıkıyor ve dediğiniz gibi çok görücü olabiliyor. Güçlendirmek için kendimizi o halde. Sadece bağışıklık güçlendirmekten bahsetmiyorum. Elbette işin temeli bu. Ama dediğiniz gibi günlük yaşamından çok fazla kayıp olmadan devam edebilmek, yaşam kalitesini çok düşürmeden o süreci atlatabilmek nasıl mümkün hocam? Birincisi hani konuşulması gereken ana şey hasta düşmemeyi başarmaktır ya. Temeli o. Evet. Biz şimdi hastalıktan sonrasını konuşacağız ama hasta olmamak için ne yapmamız gerekiyor? Yani bir de cümleyi düzgünce oturtayım. Yani hasta olmamak çok da doğru bir şey de değil yani. Yani bunu da hiç
aman gözden kaçırmayın. Hiç hasta olmamak doğru bir şey değil. Hiç Değil. hasta olmamak sağlıklı olunduğu anlamına gelmiyor mu? Büyük bir risk taşıyorsunuz anlamına geliyor. Hiç hasta olmayan insanların savunma bariyerleri tembelleşir ve vücutlarına giren kanserojenlere karşı bedenin kendini savunma hattı kırılır. Bedenin oluşacak olan bir enfeksiyon durumunda kendini savunacak hat kırıldığı için hastalıkla çok ağır geçirme riskleri katlanarak büyür. Yani şöyle düşünmeniz lazım Beyza. Sen yılların televizyoncususun. Sağ olun, çok istedim. Haber hattı gibidir. Yani hiç böyle bir tatbikat yapmamış ordu hayal et. Bu ordu bir gün böyle bir küçük savaşa girmek zorunda kalsa ne olur? Yaşayacağı problem bedenin gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlıkları dediğimiz şeyler birer tatbikat gibidir. Hani biz bunu ayakta geçirebiliyorsak mükemmel. Yatarak geçirmeye başlıyorsak biraz sorunlarınız var demektir. Bir de iyileşmiyorsa burada bir oturup konuşmamız lazım. Yani bu problemleri böyle gözle bakmak lazım. Yani bazı arkadaşlar şimdi burada karşımda çıkar der ki ya ben hiç hasta olmuyorum yani. Nedir? Diyorlar. Ben bu kışı çok rahat geçirdim. Hiç hasta olmadım. Kendime iyi bakıyorum diyor mesela. Öyle değilmiş işin Yani rengi işte. bir kış hiç hasta olmamak çok sorun değil. Ama ikinci kış, üçüncü kış, dördüncü kış, beşinci kış hal hasta olmamışsa Bu bağışıklık güçlü anlamına gelmiyor o zaman, değil mi? bu kişinin söz konusu olan viral enfeksiyona karşı bağışıklığı var. Güçlü ama bunun ona bir maliyeti var. Bunun ona bir maliyeti var. O maliyet de biraz ağıra patlayabilir. Herkes de patlar değil. Patlayabilir. Herkes de değil dememin sebebi şu. Özellikle maruz kaldığı kanserojenler çoksa bu adama patlar. Nedir maruz kaldığı şeyler? Mesela sigara alışkanlığı varsa. Mesela çalıştığı iş ortamında kanserojen riskler varsa. Kim bunlar mesela? Kuaförler. Onlar çok fazla miktarda Kimyasaldan mı? kimyasalla maruz kalırlar. Kim bunlar mesela? Kuru temizleme şirketlerinde çalışanlar. Kim bunlar? Boyacılar. Kimyasal boyama işlemleri yapanlar. Kim bunlar? Havasız ortamda çalışmak zorunda olanlar. Kimyasal maruz ve böyle toksik gazların olduğu ortamlarda çalışanlar. Şimdi bunlar hem kanserojene maruz hem de kanserojenleri düzenli olarak temizleyen bir virüs enfeksiyonuna karşı da hiç yakalanmadı. O zaman bu kanserojenler birikmeye başlar. Onların bozduğu hücreler vücutta birikmeye başlar. Aslında bir videomda şu cümleleri kullanırken bir pek çok kişi anlayamamış olabilir. Gribal enfeksiyonlar beraberinde kanser hücrelerinin temizliğini yapan hücrelerle başarır bunu. Kanser hücrelerini temizleyen hücre virüslere maruz kalmış hücreyi temizler. Yani bu öyle bir hücredir ki aynı anda geliyor virüse maruz kalmış hücreyi temizleyecek. Aynı anda bakıyor ki ortalıkta kanser hücreleri de geziyor. Buna da temizliyor. Bu nedenle viral enfeksiyonları bir gün, yılda bir kere geçirmiş olmak yıllık temizliktir. Ama nasıl temizlik? Nasıl yapacaksın? Ayakta geçiriyorsan. Çok da yatalak olmuyorsan. Ama bu süre çok uzadığında evet kanser Anlaştım. hücrelerini çok iyi temizler. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani eğer T helper, T killer dediğimiz hücre gruplarında hiçbir deformasyonu yoksa o da. Ama çok uzadığında bu sefer kendisinin yaptığı yıpratma başlar. Yıpratıcı etki başlar. Buradaki yıpratıcı etkileri söyleyeyim mi Beyza? Tamam, buyurun hocam. İlginç bir rakam söyleyeceğim size. İnsanlar diyabet oluyorlar ya. Çocuk diyabetlerinin neredeyse %80, %90'ı böyle gribal bir enfeksiyondan sonra oluyor. Kimse bilmez. Bu peki neden tetikleyici mi oluyor? Nedir Çocuk altyapısı bunun? hastalıklarındaki nefroloji problemlerinin neredeyse çoğunun arkasında bu enfeksiyonlardan sonra oluyor. Antikor üretiyor. Bu antikorlar gidip
hangi dokuya zarar verilirse o dokuyla ilgili hastalık yapıyor. Dolayısıyla iyileşmemiş gribal enfeksiyonların maliyeti düşünüldüğünden fazladır. Yetişkinler için de, çocuklar için de. Evet, yetişkin ve çocuklar için de geçerli bu. Yani bir kişi bana 10 gündür, 15 gündür iyileşemedim dediğinde ben şunu da artık düşünmeye başlıyorum. Bu kişinin bedeninde oluşan antikor 10 gündür sürekli üretiliyor ya. Nereye çökecek? Bu bir Şey atık. çıkacak. Nereye çökecek? Çöktüğü sisteme vereceği hasar da iyileştikten sonra gelecek. 3 ay Eyvah. sonra, 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra ama orada bir atık birikimi başladı ya. Ondan sonra önce fonksiyonlar yavaşlar. Yavaşladığında fark etmez insanlar. Ama ikinci bir darbe geldiğinde bitirir. Ya da yük arttığında hastalık tablosu çıkar ortaya. Eyvah. O atıkları biz atalım vücudumuzdan. Bunun bir yolu yok mu hocam, bir yöntemi peki? Gripten sonra yapılacak bir şey yok mu? Ya yok denmez. Hani 10 gün uzun süren bir Yok denmez. enfeksiyon Yok süreci. denmez. Aslında her şeyi temizleyebilirsiniz vücutta. Bedende temizlenmeyle ilgili yeter ki bir bakış açımız olsaydı, Evet. yeter ki bir yaklaşımımız olsaydı. Bu konularda yapılabilecek çok şeyler var. Ben güçlü temizleyicilerden bahsetmem gerekecek o zaman. Ama o zaman düşünüyorum, bizim gündemimizden çıkıyoruz, gündemimize dönelim ama bu Tamam, konuyu peki. konuşalım yani. Tamam, bu sözümüz olsun. Evet. Şimdi hocamız, şurada başka bir şeye gireceğim ama hep sağlıklı, doğru beslenme, sağlıklı yaşam için, kaliteli yaşam için çok önemli paylaşımları oluyor. Bütün bunları artık bir mekanda uyguluyor. Bir müjdesini de aldık biz. Sizlerle de o mekanı yakında paylaşacağız. Çünkü hocam bize örnek sağlıklı beslenme üzerine sunumlar da paylaşacak. Sizlerle tanıştıracağız. Kanlıca'da çok güzel bir mekan, değil mi hocam? O zaman bize anlatın o zaman. Orada yaptığımız çekimde mutlaka anlatın. Çünkü vücut çok önemli bir anahtar verdiniz. Dediniz ki uzun süren enfeksiyonlarda antikor üretiyor vücut fazlasıyla. O atıklardan nasıl kurtulacağız? Onu orada anlatırsınız hocam. Peki. Yani evet, dediğim gibi restorantımızda da inşallah niyetim insanların günlük hayatında o tükettikleri Evet. en çok onların yani aciz kaldıkları, böyle hani hızlı bir şekilde ne yiyeceğiz ya sorusunun cevabını bir pizzada alıyorlar ya. Evet. Yani diyorum ki sağlıklı bir pizza üretelim. Yani bir seçenek üretelim. Ya da Hamburger yiyor tavuk dürüm mesela. alıyorlar. Ha, evet. Ya ben de Pratik. sağlıklı bir dürüm yapayım. Yani bunları bulabilecekleri böyle güzel bir ortam oluşması için bir çabamız, gayretimiz Yine olsun. hızlı, yine çabuk tüketilebilecek, zaman kazandıran yiyecekler ama sağlıklı. Evet, B grubu vitamin anlamında çok zenginleştirilmiş. İşte siyez ve dinkel unlunun yufkalarıyla hazırlanıyor. Yani amacımız gerçekten de o besini bozulmamış orijinalitesiyle lezzetlendirilmiş bir dokunuşla sunabilmek. Başka noktaların da Türkiye'nin ya da İstanbul'un öncelikle inşallah yayılırsınız da daha çabuk ulaşabiliriz. Belki online bile başlayabilirsiniz yani günlük. Sayısının artması için Evet, neler mümkünse. beslenmeye çok çok Evet. isteriz hocam. Peki o zaman yine dönüyoruz. Bu geçmeyen rahatsızlıklar, ishal, ateş, öksürük, kuru öksürük. Bütün bunlar için özellikle uzun süre eğer devam ediyorsa yapılması gerekenler var dediniz. Onu başka programda mutlaka konuşacağız. Sizi yine çok söylediniz. Nasıl besleneceğimize de geleceğim ama bir uyarı var. Bu çok konuşuluyor. Hatta bana da DM'den soran izleyicilerimiz oldu. Sizinle daha önce yayın yaptığımız için tanıştığımızı bildiklerinden dolayı. Doktor Fit Hoca dedi ki yoğurt meselesinde uyardık. Kışın yemekle ilgili, kışın soğuk yemekle ilgili mesela. Bu soğuk sıcak meselesi çok akıllara takılıyor. Anlatır mısınız hocam? Mesela neden kışın yoğurt yenmez? Ne demek bu? Yenmez mi hiç diyenler olacaktır. Şimdi neyi kastediyoruz soğuk sıcak meselesinde? Bir kere tıbbi beslemenin bakış açısında şu var. Yani tabiatı izlemek. Evet. Yani doğal yaşantıyı bir izlemek gerekiyor. Şimdi kışın hayvanların çok süt vermediğini görürsünüz. Biz zorlama alıyoruz. Kışın hayvan kendi can derdinde yani.
Kalkıp da biz ona ısrarla o sütü alıp stres diyoruz ona. Stresli bir sütü alıyoruz oradan. İkincisi, süt soğutucu besin grubuna giriyor. Bedeni soğutucu özelliği vardır. Evet. Bu soğutucu etkisi sizin kışın soğuk iklimiyle bütünleştiğinde bedeni biraz hızlı klima etkisiyle soğutuyor. Bu soğuk etki sizin soğuk algınlığı dediğimiz adı üzerinde probleme davetiye çıkarıyor. Dolayısıyla biz şunu iyice biliyoruz. Düzenli yoğurt tüketimi eşittir soğuk algınlığına davetiyedir. Bunu bir durdurmak gerekiyor. İlla ki yiyeceğim diyorsanız da ısıtmak gerekiyor. Isıtmanın yolu ne? Yağlı olması gerekiyor. Kaymaklı olmalı. Bir. İki, içine böyle ısıtıcı baharatlarla desteklemeniz gerekiyor. İşte burada kullanabilecekleriniz pul biberi tabii ki, kekik tabii ki, zencefil, zerdeçal tabii ki bunlarla dengelemen gerekiyor. Bir de ben olsam hurma, incir, kayısı doğrarım. Bunların dengeleyici özelliği çok harikulade. Bunlarla, hurma, incir, kayısı. Üzüm. Yani olabilir. Seçenek var daha. Yani daha fazlasını da bulabilirim. Önemli olan mantık şu. Isıtıcı kuru yemiş. Hı-hı. Mesela yaş üzüm olmaz. Mesela yaş hurma olmaz. Yaş incir olmaz. Hı-hı. Çünkü bunlar kendileri de soğutur. Bunlar kuruduğu zaman ısıtıcı etkiye ulaşırlar. Bu şekilde bir yoğurt tüketimini önerebilirsiniz kişiye. Bir de yoğurt genelde nasıl tüketilir? Dolaptan çıkarılır. Evet. Yani bir de burada bir hata var. Yani restoranlarda da bu bir bence bir sorun. Yani bir restoranda sofraya bir ürün konulacaksa evet. Onu vücut ısısında koymanız lazım. Mesela mezeler buz gibi gelir sofraya. Hani insanlar oturur 2 saat meze yavaş yavaş ısınırsa onu bir şey demem. Ama benim gibi birisi yani yemekte oturacağım maksimum zaten 30 dakika maksimum. Yani ben o mezenin ısınmasını bekleyemem. O meze bana ısıtıp getirmeli. Ama bu zeytinyağlı diyorlar bana. Diyorum ki kaynatın demedim. Sadece vücut ısısına getirin. O da ısısına getirin dedim. Yani karıştırıyorlar bunu birbirine. Ama aynı adam şunu biliyor musunuz? O mezeyi yaparken soğanı kavurup yapıyor. Ya da ürünü kavurup yapıyor. Sonra da buzdolabında sana getirip sunum yapıyor. Evet, servise yetiştirmek için önceden hazırlıyorlar. Yani, ama bu teknikle hazırlıyorlar. Yani gözden kaçırdıkları çok şeyler var. Ben bu restoranta başladığımda fark etmiştim. Gerçekten yani sağlığın nasıl elden gittiğini gözlerini görüyorsun. Ve diyorsun ki ya gerçekten insanlar yani bunlarla mı beslenmiş bugüne kadar? Yani ben hala da beslenmeye devam ediyorum. Anlatacaklarım var o konuda ama hiç girmeyeceğim şimdi. Sizin mekanda o zaman o konulara gireceğiz. Yani aslında ben, böyle olmalıyı bize gösterirsiniz. Evet orada. Evet yani tek tek göstermek isterdim aslında orada evet. Yani daha önce nasıl yapıldı? Mesela bir sigara böreği hikayesini anlatacağım size. Evet. Ya sigara böreği için bir yufka kullanılıyor. Evet. Ya bağışla beni yani. İnanın o yufkayı bir köpeği yemek olarak gönderseler o köpeğin bağırsakları bozulur ya diye vermem yani. Neden hocam? Ya hani yufkacıdan da alsak mı mesela ya da pazardaki ya, o yufkası parşömen kağıdı gibi bembeyaz bir yufka kullanılıyor bu işte. Onun beyazlatılması için kimyasalar kullanılmış. İçinde hiçbir besin maddesi kalmamış. Onun böyle kağıt gibi sarılabilmesi için dayanıklılık veren maddeler kullanılmış. Ya bağışla beni hani böyle bazen bir şeyi süslemeye çalışırken artık o iş çılgından çıkar da kendisini aslından çıkar ya. Bu da aslında yufka değil. Yufka yani, diye ne yiyoruz? Sonra içine böyle yani besin değerinden çok uzak bir lor peyniri konmuş. Azıcık bir şey o da. Niye az koyuyorsunuz dediğinde de şey diyorlar.
taşıyor. Kızartırken patlıyor diye. Patlamasın diye. Yani ortada besin kalmıyor. Ondan sonra bu böyle ızgara şeye konuluyor. Fritöze konuluyor. Evet. Boğuluyor. Fritözde de şöyle bir olay yaşadım. Biz de tam o fiyatların çok arttığı bir dönemde devralmıştık. Dedim bu fritözdeki yağ kaç gün sürdürülüyor dedim. Hocam daha önce 5 gündü dedi. 5 günde bir değiştiriyorduk dedi. Ama dedi fiyatlar 2 kat arttı dedi. İyi dedim. Biz de şu an 10 günde bir değiştiriyoruz dedi. Eyvah. Dedim siz de temelin fıkrası gibisiniz maşallah dedim. Nasıl yani? Dedim temelde demişler ki ya yine yakıt zam geldi falan. Temel orada yok ya demiş. Benim için bir şey değişmiyor demiş. Ya temel nasıl değişmez? Yok abi işte benim için değişmez. Her gittiğimde demiş yakıttan 250 liralık alıyorum demiş. Benim için bir şey değişmiyor demiş yani. Siz de diyorum yani zam gelince süreyi uzatıyorsunuz. Evet. Yani 6 katına çıksaydı 1 ay kullanacaktınız. Yani direkt yani, zehir içiyorum. İçirsek aynı şey. İçirseler yani. İşte bütün bunların hepsinin gerçekten insan sağlığıyla nasıl ilişki anlamında bir sorun yaşadığınızı anlıyorsunuz. Biz onu tamamen siyez yufkasına dönüştürdük. İçeriğini çok daha nitelikli, zenginleştirdik. Ve onu yağ değil, fırına attık. Fırından çıkıp sade yağla beraber fırına gönderdik. Ya ortaya çıkan insan beden sarayına layık bir ürüne dönüştü. Bu senin hakikaten insan olduğunu hissettirir, besler. Huzurla böyle yani evet bir şeyleri yiyorum ya dersin yani. Böyle şimdi yavaş yavaş toparlarken nasıl söyleyeyim? Hızlı, ekspres önerileriniz var mı bize? Bak çocuklarınız 2 sene kapalı kaldı. Hatta bu dönemde doğan çocuklar maskeyle gezdi. Evden çıkmadı. Sizler çocuklarınız evden çıkmadınız. Birden okula başladılar ya da dışarıyla temas etmeye başladılar ve eve durmadan hastalık getiriyorlar. Ne yapacaksınız diye başlayan bir uyarınız var mı hocam? Şimdi Beyza, esasında bu program başlarken bu uyarılar için başlamıştık. Evet. Yani bir, kabız kalmasınlar. Çünkü kabızlık insan bedenini kirletir. Kirlenen bedenin savunma hattı kırılır. Yani bedene harcama yaptırır. Kabızlık bedenin ciddi bir harcama kalemidir. İki, bedenin üşümesine müsaade etmesinler. Üşüyen beden, zaten üşütme diyoruz. Bütün viral enfeksiyonlar yüklerini soğuk bedenlerde bulundurur. Orada yaşatır. Dolayısıyla daha sıkı yün giyinin. Yani kılık kıyafette yün giyinmeyi ciddi bir referans olarak kabul edin. Vazgeçin bu petrol ürünleri sentetik giymekten. Yani %100 yün olmasa da en azından %50 yüne yönelin. Çünkü pamuk yine kabul edilebilir. Ama kotonlar kışın için doğru değildir. Koton bir yaz kıyafetidir. Soğuk çekici özelliği vardır. Yorganlar da ona göre olsun o zaman. Bu da çok önemli. Sonra sıvı tüketimi. Kışın çok su tüketimi olmaz. Çok su tüketilerek sağlık olmaz. 30 derecelik 38 derecelik vücudunuz onu ısıtır. Siz 18 derecede içmişsinizdir. 20 derecede en fazla. Onu 37-38 dereceye çıkarır. Ve bu çıkarma işlemi bir maliyettir. Vücudunuz klima etkisiyle soğumaya başlar. Mineralsiz bir su içersiniz. Vücut onu mineralli bir şekilde atar. Bir maliyettir. Dolayısıyla çok su içiyorum tuzağına girip durmayın. Kışın gribal enfeksiyonun en çok yaşayanlardan biri de çok su içenlerdir. Çok su içtiğinizi nasıl anlarsınız? Vücudunuzun soğumasından da anlarsınız. Bedeni soğutur çünkü fazla su bedeni soğutur. Bu bilgilerin yanında bedeni ısıtın. Neyle ısıtırsın bedeni? Sıcak içecek. Isıtıcı gıdalarla. Mesela kahve sıcaktır. Ama vücudu ısıtmaz.
Her sıcak içecek de değil o zaman. Değil. Kahvenin evet yeri var ama ısıtıcı değil. Kafein diye genelliyor muyuz? Mesela çay seven bir toplumuz. Çay da Yok yok. Çaya, nasıl uygun? çayı gayet önersek de yani 5 fincana kadar gayet sağlıklıdır deriz. Kahveye de 1 fincan kadar sağlıklıdır deriz. Yani 2 fincanı çok aman geçmeyin diye tavsiyede bulunuruz. Her türlü kahve mi? Türk kahvesi ayrı, Her filtre türlü kahve kahveler. yani kahveye eşittir. Bir kere asidoz yapar. Asidoz ne yapar? Asidoz başlı başına kanser genlerinin replika olduğu bir ortamdır. Sever. Şimdi kahve ile kanser arasında bu kadar net bir ilişki kurmuş olmamdan bazıları rahatsız olabilir. Biz kahve severler bir korktuk, değil mi? Evet. Ama şunu bilin. Vücut her zaman için bu risklerle zaten yaşıyor. Yani sadece bir kahvenizde değil. Asidoz yapan birçok neden var. Bu da onlardan biri sadece. Yani vücudumuzun nelerle mücadele ettiğini anlamaya da ihtiyacımız var. Evet, kahve gerçekten asidoz yapıyor. Kahve gerçekten akrilamit içeriyor, yanıyor, kavrulan bir ürün. Bunlar kanser gen replikasyonunda rolü olan faktörlerdir. Ama çok kahve içiyor, kanser yapar demek Değil. cümlesi çok vicdani değil, ahlaki değil. Yani böyle bir ifade. Ama zemin oluşturduğu da mutlak. Ama daha önemli benim için kıymet verdiğim şey kahve kalsiyumu böbrekten attırıyor abi. Kahve böbrekten kalsiyumun miktarını daha yoğun bir şekilde atılımına sebebiyet veriyor. Bu ne? Bu kahvenin yaptığı asidozdan kaynaklanıyor. Kalsiyumla tampone edilerek atılıyor ve kalsiyum harcıyor. Bu bilimsel makalelere konu oldu mu? Oldu. Çok fazla kahve tüketen de osteoporotik kemik kırıklıkları oldu. Yani daha fazla osteoporotik kemik kırıklıkları olduğuna dair kanıtlar var. Dolayısıyla ben bu bilgiler ışığında kahve bizim için içilmez demiyorum. İçilir. Vücudu her zaman için bir kahve anlamında desteklemekte, direnci yükseltmekte, bronkodilatatör etkisini görmekte, kardiyoprotektif dediğimiz kardiyolojik olarak da destek anlamında iyi bir içecek olduğunu kabul etmekteyiz. Çay da hakeza böyle. Ama miktarı dengelemek. Bir de böyle yani hep şunu düşünürsünüz ya dersiniz. Ya işte gelir dağılımı adil gelir dağılımı dersiniz. Herkes diyor tabii. Herkes gelir dağılımının adil olmasını çok ister. Ama hayatınız adil dağılım içinde değil. Ne demek Hayatınız gayet adaletsiz bir dağılım içinde. Ya size içebileceğiniz ya zeytin ağacının yaprağını hiç içtin mi Beyza? bu? İçiyorum. Ha aferin. Manavgat'tan getirttim hem de içiyorum. Ya bibere çayı. İçmedim. İkram edildi bir kere öyle ama tadını bile çok hatırlamıyorum. Tarçın. Evet. Ya çokça seçenek var. Ya bunların da bir hakkı var ya hayatına dahil et. Gelir dağılımı gibi çay dağılımını da adil yap yani vücuduna, bedenine. Çay özellikle zeytin ağacı yaprağının çayını düzenli içenler bilmezler ama ürettiği hücre bakımından baktığımız zaman insanların viral enfeksiyona karşı çok ciddi bir koruma kalkanı yapıyor. Ne demiştim az önce? Virüsleri temizleyen hücreleri artıran bir gıda kanserleri hücre temizleyen bir hücreyi de artırır, değil mi? Evet. Dolayısıyla zeytin ağacı yaprağını tüketerek kansere karşı korunabilirsiniz. Peki hocam, toparlıyorum dedim ama şimdi zeytin ağacı yaprağı tüketen sevgili izleyicilerimiz için de soruyorum. Kendim de tükettiğimi söylediğim için. Biz ne biliriz? Pratik bir bilgi, doğru mu yanlış mı size soruyorum. Kök bitkiler kaynatılarak, yaprak bitkiler de suda hani French press'te ne dediğimi demlenerek içilir diye. Evet. Biz de zeytin yaprağı çayını öyle içiyoruz mesela. Doğru mu, değil mi? Yanlış. Yok. Zeytin ağacı yaprağının çayı bu şekilde demlenmez. Nasıl demlenir? O kalın yapraklı. Evet. Onu en az 5 dakika kaynatın. Ha onu da kaynatacağız. En az 5 dakika kaynatın. 2 senedir içtiğim çay boşa mı gitti şimdi hocam zeytin Yüzde yaprağı 10 çayı? verimlilikle almışsın. %5 verimlilikle almışsın. Peki kaynatarak içiyoruz. Bu da çok önemli bir bilgi kullananlar için. Benim gibi siz de French press'te böyle demleme usulü yapmayın. Kaynatın. Kaç dakika kaynatacağız?
5. 5 dakika yeter. 5 dakika yeter. Hocam doyamıyoruz gerçekten bu bilgiler ama mekanınıza da bir izleyicilerimizi de sanal olarak buluşturmak için bir araya geleceğiz. Bu ekstraktı oldu artık Doktor Pitt'in. O yüzden çok teşekkür ediyoruz bu hap yayın için, bu kıymetli bilgiler için. Şimdi bir hap bilgi sunacak olsak, bir kere sarımsağı, soğanı, lahanayı, turpu ve kırmızı pancarı. Şu kışın ana listesini alın. Sarımsak, soğan, kırmızı pancar, Kırmızı pancar, turp, turp, lahana. lahana. Turbun her türlüsü mü? Siyah, kırmızı turp, beyaz turp, hepsi mi? Her biri. Şimdi neden bunlar ne işe Ne yarıyor? işe yarıyor hocam? Bunlar çok yoğun bir şekilde antioksidan içeriyorlar. Çok yoğun bir şekilde sülfür içeriyorlar. Bunlar savunma hattımızın en önemli savaşçı mermilerini taşıyorlar. Bunlar bir savaşçı Yani besinlerdir. asker varsa, silahı yoksa o zaman İşe nasıl mücadele yaramazdı, edecek? değil mi? Silahlar bunlar diyorsunuz. Evet. Lahana özellikle burada çok etkili. Kırmızı pancar temizleyici Hı. ve takviye edici. Neyi takviye eder? Kemik, yani B12 vitamini zengini ya. Evet. B12 vitamini zengini olduğunda kan, yani savaşçı hücreleri sana hazırlayacak. Orada moderatör olarak çalışıyor. Bu öbür tarafta sarımsak zaten bir silahşör yani. Bir uçak savar gibi çalışıyor yeri geldiğinde. Dolayısıyla bunları böyle evinizde eksik etmemeyi başarmak. Bunların dikkat ettiyseniz hepsi, yani sarımsak dışındakiler hepsi soğutucu. Vücudu soğutur bunlar. Ne yapmanız lazım? Vücudu ısıtıcı bir şeylerle de dengelemeniz lazım. Onu neyle dengelerim? Genelde tahini, balık kullanırım. Tahin, bal ve ceviz üçlüsü mükemmeldir. Yani bir evde bu ürün varsa, çocuklara bu yediriliyorsa, salatalarına da ben şimdi size bir altın salata tarifi vereyim. Bakın. Harika olur hocam. Bakın. Burada tahin deyince kilo. Onu da bir kere bulaşınca insan bırakmak istemez de tahini. Öyle bir lezzeti vardır. Ama şimdi hoca söylüyorsa nasıl dengeleyeceğimizi söyleyecek anlamına geliyor. İyi dinleyelim. Çok sağlıklı bir kış için değil mi hocam Evet. özellikle? Sağlıklı bir salata tarifi geliyor hocamızdan. Şu salata eğer bir evde varsa, inanın ki o evde kolay kolay gribal enfeksiyon yapamazsınız. Olmaz. O da Savaşçı salata. evet, savaşçı salatası diyelim buna. Tamam. Ben de not alacağım. Savaşçı salatası tarifi geliyor hocamızdan. Bir kere kesinlikle kırmızı pancarı rendeleyin. Ama Havuç turşusunu yaptık yani haşladık öyle mi? değil, o taze. Aa, öyle. Taze. Kırmızı pancarı direkt Evet. rendeliyoruz. Evet. Kırmızı pancar rendelensin, havuç rendelensin, turp rendelensin. Evet. Bunun için beyaz kereviz de koyabilirsiniz. Beyaz kereviz. Evet. Zaten onun salatasında hani böyle yediğimize Kereviz, göre. birazcık kereviz girdi. Şimdi bunları kaliteli bir zeytinyağı, Hı. kaliteli bir sirke, azıcık limon. Bakın elma, üzüm demedi hocamız. Kaliteli sirke dedi sadece. Doğru mu yakaladım? Evet. Tamam. Zeytinyağı, sirke. Evet. Limon. Az limon, sumak Sumak. Evet. ve ceviz Ceviz. ya da badem Badem. ya da badem. Yaş kuru badem. Kuru badem. Kuru badem. Şimdi bunlarla böyle bir salata yaptığınızı hayal edin. Çiğ badem tabii değil mi? Evet. Evet, tabii ki. Nasıl bir mucize sizi bekliyor. Bunun için bir de isterseniz ve çok sevenler için zaman Kahvaltı zaman olarak yiyeceğim değişik belki. bir şey olsun istediklerinde mesela keçi peyniri eklenebilir buna az miktarda. Yağlı keçi peyniri. Onu da doğru bir yerden tabii önüne gelen marketten Ya şuradan keçi buradan değil mi? peynirinin çok sahtesi yok ortalıkta. Ha, Yani köy ürünleri şey gıdaları satan böyle yerlerde satılıyor. Onlar olabilir. belki daha güvenli olabilir mi acaba? Yağlı keçi peyniri. Evet. Yani az bir şey bundan da doğradığınızı düşünün. Ya ortaya bir lezzet çıkıyor. Ortaya muhteşem bir, ya sizi gribal enfeksiyona karşı koruyacak, hastaysanız toparlanmanızı hızlandıracak bir şey. Ama bu hastalanmamak için diye planlı. Bir de hasta olduğunuz ne yapalım? Evet. Onu da Savaşçı salatayı tatbik etmedik hayatımıza ve hasta olduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi doktor salata geliyor. Doktor fit salatası.
Buna hepsi Doktor Fit. Hepsi Doktor Fit. Buna ne diyelim? Şimdi burada antibiyotik salata. Antibiyotik salata. Tamam, güzel. Ya ben hep şunu söylerim. Yeryüzünde en güçlü antibiyotik gerçekten gıdadır. Yeryüzünde en güçlü antiviral yine gıdadır. Şimdi bunu da şöyle yapıyorum. Hocam antiviral salata güzel. Siz beni oraya imaj için alın mekanınızı. Bakın ne güzel isimlendirdik salataları. Var mı orada isimleri? Evet. Hepsi Doktor Fit salatası ama bir de böyle alt başlık lazım. Antiviral dediniz siz. Antiviral salata tarifi geliyor hocamızdan şimdi. Evet. Bu aslında salata değil. Bu bir meze. Meze. Evet. Tamam. Sarımsağı zeytinyağın içinde dövüyoruz. Sarımsağı zeytinyağın içinde dövüyoruz. Kişi başı 5 diş. Ve akşam tamam. yeniliyor bu. Ha, akşam. Hı, akşam yenir. Genelde içinde böyle bütün şey olarak denir ama ez diyorsunuz. Evet. Kişi başına 5 adet. Adet. Herkes yazsın diye bakın böyle oyalıyorum ben de. Kişi başına 5 adet. Şunu da yazmanı istiyorum. Tamam hocam. Bir çay kaşığı kadar kekik. Yani bir çay kaşığı kadar kekik. Yaş kuru fark etmiyor yine kekik. Kuru. Kuru tamam. Bu özellikle tomurcuk kekik çok iyi gidiyor buna. İyice böyle şey yaparsanız. Azıcık zencefil. Bir çay ölçüsü kaşığı. Var mı? Tamam. Yarım çay kaşığı hatta. Yarım çay kaşığı zencefil. Yarım çay kaşığı zencefil. Ve yarım çay kaşığı da zerdeçal. Bu da yine bir çay kaşığı. Tamam. Yarım. Bu. Zerdeçal. Bunlar hep toz değil mi? Evet. Tamam. Bunlar düşünsenize şimdi bu ne işe yarayacak? Macun mu yaptık? Bakın şimdi burada bu tam bir meze. Bunu neyle yiyoruz biliyor musunuz? Ya bir patates haşlarsınız. Patates haşlamasının yanında yenir. Veyahut da bir pirinç pilav pişirirsiniz pilavın yanında. Ya da siyez ekmeğiniz varsa siyez ekmeğiyle yenir bunlar. Burada yaptığınız şey ya inanılır gibi değil ama 3 gece bunu yapıp gripal enfeksiyonu, soğuk algınlığı atlatmamış henüz kimse olmadı. Yani nasıl bir etkinliktir anlatamam. Bu zahter karışımı gibi bir şey mi çıkıyor ortaya? Macun kıvamında bir şey mi çıkıyor? Ezilmiş zeytinyağı olduğuna göre biraz macunumsu bir şey limon oluyor. Limon var ya. Limon. Limon yok limon yazmamışız. Koyalım biraz limon sıkacağız. Limon da sıkıyoruz. Limon suyu. Hazır limon suyu değil tabii ki taze. Evet. O zaman şimdi macun kıvamı oldu. Evet. Tamam. Bir sürebiliriz de bunu siyez ekmeğin üzerine. Sürebilirsiniz de. Ekmek de böyle çok da lezzetli oluyor. Akşam yatmadan önce yediğinde sabah kendini daha iyi uyanırsın. Ama ertesi gece yapınca daha iyi uyanacağını biliyorum yani. Yatmadan önce ne yapalım? Bir tatlı kaşığı mı mesela? Yok bunu bitiriyor. Bitirecek bunu. Bu ölçüyü bitirecek. Mide rahatsız olanlara dokunmaz değil mi? Mide rahatsız olanlara şöyle bir etki yapar. Ciddi anlamda mideyi yakacaktır. Mide ösürür mesela. Tok karnına yapsınlar ona. Tok karnına. Mutlaka tok karnına tüketiyorsunuz. Bunları madde madde yazarız da biz. Herkes not alsın benim gibi. Not alınca daha da çok hafızada kalıyor. Buzdolabınıza özellikle anneler bizi iş yerinde eğer beyefendiler izliyorsa şu anda siz de not alınız. Eşinize izletiniz lütfen. Kendinize de tatbik ediniz. Çok önemli iki tane bilgi geldi. Bir savaşçı salata bir antiviral salata dedik. Doktor Fit hocamızdan. Biri hastalanmadan önce biri eğer hastalanırsanız. Yani ikincisine salata demiyoruz da. Ay hani... yine meze işte yani ne bileyim meze. Meze. Meze diyelim yani meze. Aperatif gibi aslında. Evet, evet. Her zaman için. Bir de böyle evlerde olmasını çok istediğim hakikaten mezeler ve soslar var. Her eve lazım yani. Ama bulunduralım böyle mesela çalışan anneler kavanozda bekletebileceğimiz bir şey olsun buzdolabında. Öyle mi hocam? Evet. Yoksa... Evet. Aa, çok güzel. Bunu da... Onun da tarifini vereyim size. Tamam. Bizim restoranda hep ısrarla her müşterimizin önüne koyup vermek istediğimiz bir ürün. Sebebi de şu. Yedikleri yemek ne olursa olsun o yemeğin sonrasında atık üretiliyor. Evet. O atığı temizlemek için bu sosa ihtiyaç duyuluyor. Bu da sos tarifi. Evet. Tamam. Dolayısıyla. SOS. Buyurun. Bu sosta da yaptığımız şey kırmızı pancarı. Bir avuç kadar kırmızı pancar diyelim. Evet. Biz yarım avuç kadar yarım avuç. Evet. Kadar sarımsak. Evet. Yine bir avuç kadar humus. Humus. Ve
Buna 4, 5 yemek kaşığından fazla da olabilir. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Zeytinyağı. Yine güzel doğal bir zeytinyağı olsun, değil mi hocam? Evet. Kaliteli. Bunları çok güçlü bir robottan geçiriyoruz. Robottan geçiriyoruz. Evet. Ama bu robottan geçirme işlemi sırasında humusu en son ekliyoruz. Onu unutmasınlar. Humus en son Ha, eklenir. humus en son eklenecek. Evet. Robottan geçti, açtık. Ondan sonra Sonra humus humus ekliyoruz. ekliyoruz. Çünkü başta humus koyarsanız makine çeviremez. Tamam, en son Buna humus ekledik. Bu sos. ben bazen ceviz, bazen susam ekliyorum. Ceviz veya susam tercihe göre, Eklediğim değil mi? İkisini oluyor. yoksa besin değeri Keten bakımından tohumu ekliyorum bazen. Keten tohumu susam. da çok etkili. Keten tohumu da ekleyebiliriz. Çok az limon konuluyor. Limon suyu, evet. Ve bolca pul biber ekleniyor. O en güzel noktası bu işte. Bol, yine kaliteli. Yani Evet, pul mümkün. biber. Bu da çok Yani önemli çünkü pul biber bunları seçiminde. eklediğinizde ne olur? Bu tam böyle bir evet ekmeğe sürülecek kıvamla oluyor bunda. Ekmeğinizi bununla yediğinizde yemekten sonra şöyle bir tatlı kaşığı bile yemişseniz bunda bu yediğiniz yemekten oluşturduğu toksini temizlemek için mükemmel bir destekleyicidir. Yemekten sonra yiyoruz. Tabii, yemekle birlikte de olur. Yani yemekle birlikte de olur. Doktor Fit'ten 3 mükemmel tarif geldi. Hem savaşçı, hem iyileştirici, hem de tüm zamanlara yayılacak bir koruyucu sos, bağışıklık Evet, güçlendirici. Doğru mu? buna biz mor sos Mor diyoruz. sos. Evet. Bir de bunun yeşil olanı var. Bir de Kırmızı bunun pancar yerine başka bir şey mi koyuyoruz onu? tabii kırmızı pancar yerine yeşil de daha çok dereotu, daha Hmm. çok roka da Yeşillik o. kullanılabiliyor Roka. kısmen ama rokanın tadı birazcık tahammülü zordur. Acımsı olduğu için mi? Evet ama şey ekleyebiliyorum. Dereotu, moringa ile yemyeşil bir renk elde edebiliyorsunuz. Diğer malzemeler aynı. Diğerleri aynı. Evet. Sadece kırmızı pancar yerine, Evet. evet, söylediğiniz yeşil gıdalardan birisi, sebzelerden birisi. Bunları çocuklara sevdirmeyi başarabilmek bir anne için çocuğun hayata katacağı çok kıymetli bir şey bu. Yeter ki yani bunu nasıl sevdirilir? Hani bu sağlıklıdır yavrum bunu ye derseniz yemez. Siz onu zevkle yerseniz o da sizi izler. Bir gün yemez, 3 gün yemez ama mutlaka bir gün tadına bakar. Rol model olmak daha Evet. etkili diyorsunuz. Bu arada moringa mı dediniz az önce, ben kaçırdım. Ha, o da Moringa. olabilir. Peki. Moringa yeşil soslar için mükemmel. Zenginleştiricidir. Bunu da not düşelim. Bakın yani kış yaz fark etmiyor. Tabii. Peki. Çok önemli, çok güzel tarifler. Bizim elimize 3 anahtar verdiniz. Anneler için de, babalar için de, bireylerin başı başına kendisi için de, baktığı bir yaşlı yakını varsa onlar için de mutfağından eksik etmeyecek, nesilden nesile çocuklara aktarmamız gereken 3 önemli tarif verdi hocamız. Hocam çok teşekkürler Şifa olsun. bu güzel tarifler için. Hakikaten uygulayan herkese şimdiden şifa olsun. Sağ olun, var olun. Mekanınızda görüşmek dileğiyle diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kıymetli yorumlarınızı bekliyoruz. Hem aboneliğiniz hem yorumlarınız çok önemli bizler için. Videonun hemen altında görüşlerinizi paylaşırsanız eğer, Eyüp hocamızla birlikte takip edeceğiz yorumlarınızı. Sağ olun, var olun efendim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.